Aslında değişim hep vardı. Tarih boyunca vardı. Ama modern zamanlarda değişimi farklı kılan şey değişimin süratidir. Hayat, adetler, aksiyonlar, zihniyetler o kadar hızlı değişiyor ki biz bu hızlı değişimi takip etmekte zorlanıyoruz. Değişimi sürükleyen, belki de kontrol edilmez hale getiren şey yine Anthony Giddens'ın tabiriyle yerinden çıkarılma tabiridir. Huruç, ihraç yani göçtür. İnsanların yerinden çıkarılması, yurdundan çıkması, çeşitli sahiplerle, eğitim sahibiyle, çalışma sahibiyle, seyahat sahibiyle, şu veya bu sebeple insanların yerinden çıkması, yerinden çıkarılması modern zamanlarda değişimin ana dinamiklerinden bir tanesidir. Dolayısıyla bugün özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bu hızlı değişim ve dönüşüm, bilhassa göç faktörü. Şimdi Akdeniz bölgesini konuşacağız biz. Akdeniz bölgesinde muazzam bir göç unsuru var. Bu göç unsuru köylerden, kırsaldan şehre doğru bir terakümü beraberinde getiriyor. Yığılmayı beraberinde getiriyor. Getiriyor da ne oluyor? Bu sosyal, dini sosyal hayattaki değişimi kavrayabiliyor muyuz, yönetebiliyor muyuz? Esas soru budur. Dini sosyal hayattaki değişim ve dönüşümü biz Türkiye'nin manevi hayatını sevk ve idare etmekle muvazzaf olan heyeti muhteremeyi âliye olarak kavrayabiliyor muyuz? Yönetebiliyor muyuz? İkamette mi diyorsunuz hocam? Vatanı asli kalktı. Vatanı ikamette kalktı. Vatanı sükle... Peki önce dini hayat arkasından yaz kuran kuşları Antalya Müftümüz Ahmet Çelik hocamız buyursunlar. Beslemeye çalışan dört ilahiyat fakültemiz vardır. Antalya turizm faktörü, Türkiye'deki toplam 30 milyonluk turizm potansiyelinin 20 milyonluk bu bölgeye geliyor olması, sahillerde dini duyarlılığın düşüklüğüne, iç kesimlerde yoğunluğuna vurgu yaptı. Yabancıların iskanının çok olması, Almanların özellikle ve Rusların farklı sekülerizm İster istemez ve özellikle de maddi refahın arttığı yerlerde dindarlığın içini boşalttı. İnsanlar refaha tutkun hale geldiler ve refahla birlikte dini hayatın, dini vecibeleri özellikle ihmal edilmeye başlandı. Bir de tabii pozitivizmin çocuğu diyeceğimiz o meşhur bireyselcilik anlayışı ve fert merkezli, birey merkezli düşüncenin egemen olmuş olması sosyal hayatta da özellikle Batı'da ve bugün Türkiye'de etkisini göstermeye başladı.